Aşağıdaki şeklin alanını bulun. Burada bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kenarı olan bir şekil var ve bu şeklin alanını yani şeklin kaç metrekarelik bir alan kapladığını bulmamız gerekiyor. Bize bazı kenarların uzunluklarını vermişler. Evet bu bize yardımcı olacak. Ama ben 10 kenarlı bu şeklin alanını bulmak için özel bir formül bilmiyorum. O zaman neler bildiğimi ve bu soruda hangi bilgimi kullanabileceğimi bir düşünüyorum ve diyorum ki dikdörtgenin alanı. Nasıl mı? Çok basit. Bu şekli dikdörtgenlere ayırmaya çalışacağım. Mesela buradaki dikdörtgenlerimizden biri olsun. İşte bu. Bu dikdörtgenin alanını bulabilirim, öyle değil mi? Devam edelim. Bakın, burada alanını bulabileceğim bir başka dikdörtgen daha var. Hatta bu belki de bir karedir. Henüz bilmiyoruz ama birazdan göreceğiz. Ve son olarak buradaki parça da bir dikdörtgen. Gördüğünüz gibi 10 kenarlı düzgün olmayan şekli 3 tane dikdörtgene parçaladık ve şimdi mor dikdörtgenin, mavi dikdörtgenin ve yeşil dikdörtgenin alanlarını bulup bunları toplayacağım. Böylelikle de tüm şeklin kapladığı alanı bulmuş olacağım. Mavi dikdörtgenle başlayalım. Bu kenarın uzunluğu 3 metre. Yani 3 tane 1 metre. Bu kenarsa 2 metre olduğundan yarısı 1 metre olacak. Bu çizgileri uzatınca üstteki satırın 1 metre kare, 2 metre kare ve 3 metre karelik bir alan kapladığını göreceğiz. Bu satırlardan 2 tane olduğuna göre, bu dikdörtgenin alanı 2 çarpı 3 metrekareden 6 metrekare olacak. Evet, şeklin bu kısmının alanının 6 metrekare olduğunu bulduk. Sıradaki dikdörtgenin kenarları 3'e 3 metre, yani 3 metrekareden 3 satır var. O zaman alan 3 çarpı 3 metrekareden 9 metrekare olacak. Ve son olarak mor dikdörtgen içinse burası 3, burası da 9 metre olduğuna göre 9 metrekareden 3 satır ya da 3 metrekareden 9 satır olarak düşünürsek, alanı 27 metrekare olarak buluruz. Mor kısmın alanı neymiş? 27 metrekare. Yeşil kısım 9 metrekare ve mavi kısım da 6 metrekare olduğuna göre, bu sayıları yani alanları toplayınca, 10 kenarlı şeklin alanını bulmuş oluruz. 6 metrekare artı 9 metrekare artı 27 metrekare. 6 artı 9 15 eder. 15 artı 27 ise bir bakalım, 5 birlik artı 7 birlik 12 birlik eder. 1 onluk artı 2 onlukta 3 onluk yani 30 ettiğine göre toplam alan 42 metrekare olur. Evet, buradaki şeklin toplam alanı 42 metrekareymiş.